Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz merhaba. Jalen'in aynasında. Jalen'in aynasına başladığımızda ne demiştik? Yok yok demiştik. Her konuda, her bilgide, her şeyle birlikte ekranlara geleceğiz dedik. Bugün bugün kısa bir konuya değinmek istiyorum. Yaşla ilgili. Son yıllarda biliyorsunuz artık yaşla ilgili dünyada her şey değişti. Eskiden 35 yaş yolun yarısı deniyordu. Şimdi 45 yaş deniyor. Tabii yine her şey Allah'ın takdiri. Bunu unutmayalım. Bunu her zaman eklemek istiyorum. O yüzden yani şimdi 50 yaşındaki insan artık orta yaş. Ha ya hep şununla karşılaşıyoruz son günlerde ya da her zaman. Aa işte gelmiş 50 yaşına 30 gibi görünüyor falan. Çünkü insanlar bakıyor artık kendine. Yani estetik artık sadece bir ünlünün ya da bir starın ya da sade ve sadece çok varlıklı birinin değil yani. Herkes halktan, evde oturan bir kadın, kendini seven, güzelliğini seven her bayan artık ufak dokunuşlarla kendine bakıyor. Ha şuna dikkat edelim. Burada kocaman bir stop diyorum. Değişmeyin birilerine benzemeye çalışmayın. Bu, bu çok önemli. Yani ama ufak dokunuşlar hepimizin hayatında var ve ne oluyor? Tabii ki dışımızı beslediğimiz için içimiz de böyle enerji dolu, kıpır kıpır oluyor. Çocuk doğurma yaşları değişti miysen. Eskiden e, 20'li, 25'li yaşlarda şimdi 40'ın üzerinde e, her ikinci kadın anne oluyor. Neden? Okuyor, iş hayatından dolayı olmuyor. Eskiden 40' yaşındık aman teyze çocuk mu doğurmuş falan deniliyordu ki Cahil kendini geliştirmemiş. Hala bir yerde kafasını ileriye getirememiş bir takım e, çok ufak bir toplumlar var. Onlar hala öyle düşünüyorlar. Lütfen o kafalardan artık kurtulun. Her gün yeni güne uyandığınız "Bismillahirrahmanirrahim" dediğiniz, her güne şükrederek uyanıp sağlığımıza şükrederek ve her gün gençsiniz demektir. Evet. Her yeni uyandığınız gün böyledir. Yani yeter ki sağlığımız olsun ve Kendimize bakmak çok çok önemli. Ne oluyor? Göz kapağınız düşüyor bu sefer. Tabii ki görüşünüzü engelliyor. Yani efendime söyleyeyim tabii ki yüzde düşmeler olunca bu sefer yıllar yıla hep güzel bir bayansınız, güzel bir kadınsınız, bakımlı bir kadınsınız. Bunları görünce mutsuz oluyorsunuz. Bu sefer ne oluyor? Dışarı da yansıyor. İnsanlara da bu enerjinizi yansıtıyorsunuz. Ya da birinin fotoğraflarına bakıp aman Allah'ım biz aynı yaştayız bu niye böyle deniliyor ki gereksiz baktığımız sosyal medyada baktığımızda da o ünlülere falan ya o yapılan yorumlar aman Allah'ım ne kadar o kadar vaktiniz var da o insanlara o yorumları yapın siz de öyle olun eleştirmeyin siz de öyle olun ya bir şey eleştirirken biraz düşünmek lazım hakikaten düşünmek lazım yani böyle boş kafayla boş düşünceyle hiç bilgisiz bir şekilde araştırmadan hep eleştirmek 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 ya siz de öyle olun siz de fit olun siz de enerji olun İçten beslemek de çok önemli. Vitaminleriniz, işte gıdanız, her yerde yazıyor artık. Yani bugün burada benim tek tek anlatmama gerek yok. İnterneti açtığınızda neyi neye yarar, neyi nasıldır her şeyden önce su. Bunu her zaman söylüyoruz. O yüzden yaşla insanlar hakikaten artık bence uğraşmamalı. Yeter ki sağlık olsun. Her konuda. Ya bakıyorsunuz her ikinci insan 40 yaşında evleniyor. Aa o sanatçı. Ya o sanatçı olunca ne değişiyor? <laughs> Sordunuz mu kendinize? Sanatçı olunca ne değişiyor yani? Hani nedir? Nedir? Onun işi de görsellik. Yani ekran önünde. Önünde. Bizler gibi. Ekran önündesin. Benim sizden ne farkım olabilir? Ya da sizin benden. Yok. Yok hepimiz insanız yani. Hepimizin yaptığı işler farklı. Biri bir oda bilgisayar önünde. O yazıyor çiziyor bütün gün. Hiç kimseyi görmüyor. Öteki tezgahtarlık yapıyor. Günde milyonlarca insanlarla görüşüyor. Öteki mankenlik yapıyor. Görsel tabii ki televizyonda, dergide, orada, burada. Öteki oyunculuk tabii ki televizyonda. E, kuaför insan içinde o da insanları görüyor, bakıyor. Yani ee... Şöyle son yıllara baktığım zaman görür, aa bu nasıl çökmüş, bu nasıl, yahu tabii ki yıllar geçiyor o insan 20 yaşında kalmıyor ki senin gibi. Sen de 20 yaşındaki gibi değilsin. Bir aynaya baktın mı <laughs> sen de değiştin ve değişiyorsun, değişeceksin ve herkes o yoldan geçecek. Yani zannetme ki sen o, yeter ki Allah ömür versin. Hepimiz o yollardan geçeceğiz. Baktığım zaman yani 73 yaşında, 70 yaşında nice güzel, enerji dolu torununla, tosununla oynayan, gezen, kızıyla, oğluyla arkadaş gibi muhabbet eden insanlar var. Ne mutlu onlara. Ayakta alkışlıyorum ve tebrik ediyorum. Yani içten beslemekle oluyor bunlar tabii ki. Yani Demek oluyor ki hem içimizi hem dışımızı besleyeceğiz, biraz eleştirmeden vazgeçeceğiz. Dünyanın e, değiştiğine kendimizi inandıracağız. İçimizdeki iman gücünü her zaman daha da güçlendireceğiz. Merhametimiz ve sevgimiz, inanın bizi her zaman doğrumuza götürüyor. Hani kalbinizle baktığınız her şey e, sizi zaten doğruya doğru götürüyor. Biraz o şeylerden hani eleştirilerden, fitneden, fesattan, biraz onlardan uzaklaştık mı İnanın yatağımızda daha huzurlu oluyoruz. Evet. Biz böyle Cale'nin aynasında ara sıra konuları alıp sizlerle paylaşacağız. Evet. Bugünkü köşemizden de şimdilik bay bay. Bakalım bir dahaki köşemizde nelerle, hangi bilgilerle ekranlara geleceğiz.